Evet, klinik psikolog Esra Ezmeci stüdyomuzda ve bize reklamlardan hemen önce dedi ki evlilikte cinsel performansı arttıracak, evliliğinizi güçlendirecek, aradaki bağ böyle sıkı tutacak özel yöntemler var dedi. Bunun için bir cinsel terapiste gittiğiniz zaman zaten cinsel terapist sana bunu en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Ben de dedim ki keşke hepimiz gidebilsek, yani maddi gücümüz yeterli olsa da sorabilsek. Peki gidemeyenler için, öğrenemeyenler için canlı yayında kurallar gereği dilimizin döndüğünce suya sabuna dokunmadan şu işi bir anlayalım, evet, ve seyircilerimize aktaralım. Kocamla yatak ilişkim yok ve onu kendime bağlamak istiyorum. Hı hı. Ne yapmam lazım? Şimdi bir kere zaten gün içinde karşı tarafı merak ettirmek ve onun böyle hayal kurmasını sağlamak lazım. Çünkü kadınlar çok hayal kurarlar ama bir erkeğe de karşı tarafa da hayal kurdurtabilirsiniz. Mesela nasıl hayal kurdurtabilirsiniz? Mesela gün içinde eşinize mesaj atın. İşte seni çok özledim. Akşam senin için bir sürprizim var. Senin çok sevdiğin bir şeyler giyeceğim ve seni o şekilde karşılayacağım. Mesela neyse artık o. Bu hayal kurar mı? Adam her şeyi biliyor. Ama ben bilmediği sürprizim var diyorsun. Bilmediği şeyler var. Yani her kadın o şekilde karşılamıyor onu her dakika. Belki kızgın karşılıyor, pijamasıyla karşılıyor, farklı şekilde tamam, karşılıyor. Peki. Diyor ki seni özel bir şekilde karşılayacağım çünkü seni çok özledim. Sana bir sürprizim var. Senin için özel şeyler giyeceğim diyeceksiniz. Tamam. Çok özledim falan. Siz artık orayı geliştirirsiniz. Ben her şeyi söyleyemediğim için burada. Siz o konuşmayı karşı tarafa hayal kurduracağınız şekilde geliştirin. Sonra mesela o akşama özel, mesela afrodizyak içerikli bir yemek hazırlayın eşinize. Ya da işte kuru fasulye pilav. Ya da mesela akşam yemeğinden sonra çilek koyun. Dur bir dakika, afrodizyak içerikli yemek ne, onu öğrenelim. Yemekten daha çok, yani mesela yemek değil de yemeğin sonrasında yenilebilecek şeyler olabilir. Muz olabilir, çilek olabilir, çikolata olabilir, fındık olur, fıstık olur, işte kaju fıstığı olur. Bunlar böyle hem cinsel performansı arttıran hem de dürtüleri arttıran şeyler. Oturun böyle güzelce sohbet edin. O kıyafetinizle artık neyse o sizin kendinizi içinde böyle daha çekici hissettiğiniz kıyafeti şey yapın. Sonra eşinize deyin ki sen yorulmuşsundur ve sana masaj yapayım deyin. Sonra mesela eşinizi gerçekten saçını okşayın, masaj yapmaya başlayın. Böyle sırt bölgesinde olan masajlar özellikle haz arttırıcı ve cinsellik konusunda çok iyi gelen masajlardır. Mesela gerçekten eşler birbirine masaj yapmalı. Çünkü biz dokunmayı bilmiyoruz, keşfetmeyi bilmiyoruz. Direkt bodozlama, işte önden böyle kadındaki hazzı arttırmadan bir şey yapmaya çalışıyoruz. O zaman kadın da keyif almıyor, siz de yeteri kadar keyif almıyorsunuz. Ve o şeylerin süresi de uzun olmuyor. Eğer uzun tutarsanız, dokunursanız, masaj yaparsanız, temas ederseniz, mesela yağlarla da masaj yapın, birbirinize dokunun. Sonrasında zaten özellikle sırt bölgesine yapılan masajlar hazzı çok böyle iki katına çıkarıyor gerçekten sonrasında. Çünkü bir şekilde oradaki dürtüleri uyandırmış oluyorsunuz ve rahatlama duygusu oluyor. Sonrasında artık kendiniz odanıza çekilin, ne yapıyorsanız yapalım istermiş. Yani oradan gerisini de ben anlatamıyorum ama daha farklı birçok yöntemimiz var. Ama bu üç yöntemi deneyip birbirinizi keşfedip dokunun. Dokunun, birbirinize sevin, işte mesela okşayın. Mesela şey destekler mi? Yemekler destekler. Evet, işte çilek dedin, muz dedin, fındık dedin, kaju evet dedin. Mesela onlar çikolata çok serotonin, dopamin arttıran ve afrodizyak özellikli. Bol bol çikolata yiyin akşam. İşte muzunuzu yiyin, çileğinizi yiyin. Peki mesela bunlar mideye hitap eden, evet, göze hitap eden kıyafet giymek gerekiyor. Evet, mesela iç çamaşırlarınızda veya geceliklerinizde. Ne rengi tercih ediyorsun? Özellikle siyah ve kırmızı kombinleri cinsellik konusunda çok böyle o dürtüyü arttıran renkler. Yani böyle iç çamaşırınıza dikkat edin, değişik değişik şeyler alın. Yani orası sizin mahreminiz, eşinize karşı her şey açık olabilir. Böyle ama kırmızı siyah renklerini kullanırsanız onun haz arttırıcı özelliği ve çekici özelliği daha yüksek. İkisini kombin edebilirsiniz ya da değişik olarak ikisini kullanabilirsiniz. Güzel bir müzik falan. Güzel müzik de açabilirsiniz. Mumlar. Mesela biraz sessiz ve böyle sesinizi kısarak konuşun. İşte seni çok... Ya kadın geleni var ya, çok mesela bazı kadınlar vardır ya, yüksektir mesela, gürültülü konuşur. Ne haber, hoş geldin falan, düşünsene adam hep buna alışkın. Evet. Adam akşam bir eve bir geliyor, konuş kızım. Mesela seni çok özledim,
Sana sımsıkı sarı, S'leri bastırarak söylüyorum. S'ler biliyorsunuz çapa yapan harflerdir. S'leri ne yapan? Çapa yani daha iz bırakan şeylerdir S harfleri. Sana sımsıkı sarılmak istiyorum. Seni çok özledim, kokunu özledim. Gel seni bir koklayayım diyeyim. Adamı bir koklayın şurası. Ay falan. Ama bunları hiç yapmıyorum. Mesela bu da hiç utanılacak bir şey değil aslında. Kokla, öp, seni özledim aslanım, kolların ne hayır, kaslı, saçların ne gür, bu ne güzel omuzlar falan, böyle bir adamı bir şey yapın. Bir yükseltin tabii yani. Adamın kişilik özelliklerine göre buluyor. Adam kaslı falan değil, sen adama diyorsun ne kaslısın falan. Kişilik özelliklerini. Kişilik özelliklerini böyle abartarak ve onun hoşuna gidecek şekilde işte aman ne kollar ne omuzlar ne güçlüsün. İşte gücünü hissetmek istiyorum, seni hissetmek istiyorum. Aman saçın ne güzel, sen hala işte bu yaşına kaç yaşındaysa bu yaşında işte gerçekten genç bir adamın gücü var sende gibi böyle bir erkek şeyler. Erkek bundan etkilenir yani. Etkilenir. Erkekler takdirden hoşlanıyor. Erkeği pohpohlayacaksınız. Hoşuna gidecek şeyler söyleyeceksiniz. Erkek de bu arada sizin haz almanızdan ya da keyif almanızdan hoşlanır. O yüzden ilişki içinde de cinsellikte de onun size yaptığı davranışlardan haz alıyorsanız çok güzel, çok keyif aldım gibi geri bildirimlerde bulunun. İşte sen ne kadar enerjiksin, ne kadar güzel işte oluyor işte gibi her şeyi söyleyebilirsiniz. Yani bilmiyorum tabii hani. Geri yansıdan da bakınca biliyor musun şimdi tanıdığım için gülme aslında değil, çok normal bir şey. Bana bakınca gülmen geliyor. Seni sevdiğim için herhalde. Hayır hani her şey tamam. Hani bir yere kadar yapılabilir bir şey. Ama mesela kendi kişilik özelliğinde öyle konuşma yoksa düşünsene. Aşkım hoş geldin. Hani yani o yoksa mesela bir kadın da bunu nasıl yapar? Ya mesela işte onu özel alan olarak, özel an olarak düşüneceksiniz ve özel ana uygun. Mesela, küçük sesle konuşacaksın. Evet, küçük sesli, mumlar yakın, hafif böyle romantik işte müzikler çalın. Muz yer misin? Öyle bir şey. Yoksa çilek mi istersin? Örsin gibi. Yedirin mesela işte siz ona yedirmeye ay, çalışın. Esra bana fenalık geldi yani. ne olacaksa olsun deyip yani, yani bu kadar mı yani? Bu kadar mı her şey bir strateji üzerine kurulu? Ama bu strateji değil. Gel hayatım, girdin içeri, hoş geldin canım benim, hadi gel yemek yiyelim falan. Ama o zaman her şey çok hızlı oluyor, keyfi kalmıyor. Bu böyle birazcık romantik ortamla adama hayal kurduruyorsun. Gün içinde o diyor ki kim bilir neler olacak. Boyuna mesaj alın. Diyor ki işte şöyle böyle, onu bırakın hayal kurdun. O hayal fantaziyle gelirse ateş bastı zaten vallahi. Sizi böyle hani sinir güzel bastı bana. Bir şekilde o da hani mutlu etmeye çalışın. İkiniz de birbirinizi mutlu etmeye çalışın. Birbirinize işte masajlar yapın, birbirinizi keşfedin. Hangi bölgelerden haz aldığınızı keşfetmeye çalışın. Çok böyle şey bir şey, daha farklı mesela yöntemler de var. Onu artık doz aşımı oluyor bende. Benim yüzü alev bastı. Onu bir dahaki programda evet, konuşalım olur mu tamam, detaylı olarak? Telefonumuz da varmış, onu bekletmeyelim seyircimizi fazla tamam, telefonumuzu. Alo. Alo. İyi günler Nur ablacığım. Canım hoş geldin. Hoş bulduk, çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Yemin ediyorum ben de heyecanlıyım, yüzüme alev bastı konuşurken. Buradan böyle ateşler çıkıyor şu anda canlı yayında. İkimiz de ya, heyecanlıyız. Benim de yüzüme alevler bastı, o kadar heyecanlıyım ki. Neden? Sakin ol, bak burada biz bizeyiz. Bir yanda sevgili Esra Ezmeci, bir yanda ben Nur ablacığım diyorsun. Bak samimiyetine inanıyorum, seni sevgiyle kucaklıyorum. Anlat canım, ben derdin neyse can kulağıyla seni dinliyoruz. Ben ikinizin de yorumunu çok merak ediyorum. Tamam. Ah ben seni yerim. Ben şöyle ki aslında benim çok büyük bir derdim, hani arayanlara bakış benim çok büyük, büyük bir derdim yok. Olsun, herkesin derdi kendine göre, bunu unutma. Ama benim eşimle aram çok iyi. Ne güzel. 1,5 senelik evliyim. Şu anda da hamileyim. Ah ne güzel. Gezin aydın. Sağ olun, teşekkür ederim. Cinsiyeti belli mi? Yok, daha belli değil. Hadi inşallah. Allah hayırlı evlat versin sana. Amin inşallah. Ama eşimle tek sıkıntım, eşimin ailesine yakın oturuyorum ve yani eşim çok aileci. Hani bana da ayrı değer veriyor, onlara da ayrı değer veriyor ama... Ne yapıyor yani, aileciden kastın ne? Ne yapıyor seni üzecek? Mesela diyelim aramızda bir tartışma oldu ya eşimin ailesiyle. Direkt ben hani onların yanında bana bağırabiliyor çok rahat ama onlara kesinlikle bağırmıyor. Eşinin arasıyla, daha doğrusu eşinin ailesininle senin aranda ne gibi bir tartışma oluyor?
Bilmiyorum o anlık mesela ne gelişiyorsa ama ben eşimin gözünde hiçbir zaman haklı olamadım. Hayatım son yaptığın tartışmayı anlatsana. Bak psikologumuz da burada. Belki bunda sen de hatalı olabilirsin. Belki kayınvaliden hatalıdır ama bir istersen anlat ki detaylı olarak sana tam olarak yol gösterebilsin. Ben mesela bir ay önce kayınvalidemgilde çay içiyorduk. Akşam oturmasında çok ufak bir, yani tartışma bile olmayacak kadar bir şey. Eşimle ailesi benim hep üstüme geldi. Ondan sonra ama konu görünce, ne? Konuyu anlat hayatım. Konu ne? Konuyu. Sen bak bir şey söyleyeceğim. Biz ilişkilerde canım benim canım. Biz ilişkilerde hep durumu sonucu anlatıyoruz. Sonucu anlatmadan. Ben kayınvalidem bana bunları 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 dedi. Ben ona bunları 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 söyledim. Kavga bu yüzden çıktı. Yani konuyu tam anlatırsan bize. Tamam anlatayım. Benim sesim tekrar bana geliyor. Televizyonun mu açık acaba? Yok televizyonum kapalı. Şu anda sesin çok net geliyor canlı yayına. Ya orada oturuyoruz. Kayınpederime ben dedim ki neden hani gülüyorsunuz dedim. Gülüyorlardı görümcemle koca. Ondan sonra ben de dedim ki neden gülüyorsunuz dedim. Bunu söyledim diye büyük bir tartışma oldu. Görümcem üstüme bağırdı işte ben seni çekmek zorunda mıyım? Bir daha gelme diye. Bir aydır ben de gitmiyorum. Görümcemle zaten hep sorunluyduk. Görümcem bekar çalışıyor. Tamam. Peki neden gülüyorsunuz derken hani onların size karşı bir alay yaptığını falan mı düşündünüz? Yani hani o sorgular gibi bir neden gülüyorsunuz muydu? Dedim ki yani niye gülüyorsunuz? Adam zaten hasta dedim ama bunu çok büyüttüler kendi aralarında. Adam zaten hasta. Ben öyle söyledim. Kötü bir niyetle söylemedim. Yani aslında çok fazla tartışmalarımız oldu ama benim sorum sadece neden eşim hep onları haklı yapıyor, beni haksız yapıyor. Evde konuşmaya şimdi kalksam burada konuyu asıl kapatıyor. Sorun şu olabilir mi hayatım? İsmini vermediğin için sana canım diyorum, hayatım diyorum. Asıl sorun şu olabilir mi? Sen eşinin, kendi kocanın ve kocanın ailesinin seninle dalga geçme potansiyeli olduklarını mı düşünüyorsun? Yok hayır dalga geçme potansiyeli değil ama... Peki niye sorarsın? Mesela bir insanın gülmesi o anda seni neden rahatsız eder? Yani bilmiyorum ki. Seni rencide mi ediyorlar? Seni refüze ediyorlar mı? Mesela senin bedeninle, konuşmanla, seninle alay ediyorlar mı? Hayır öyle bir şey yok. Yok. Benim eşimle diyorum ya normalde aramız gayet iyi fakat aile işin içine girdiği zaman ben hiçbir zaman haklı olamadım eşimin gözünde. Kıskanç mısın? Efendim? Kıskanç mısın? Yani birazcık kıskançlık var. Ben buradan buram buram hissediyorum senin kıskançlığını. Esra'cığım söz sende. Şimdi şöyle bir şey. Biz hani çok önceden beri çocukluğumuzdan beri şunu hep duyarak yetişiyoruz ya. Aslında kayınvalide, kayınpeder ya da görümce çok sevilmemesi gereken, mutlaka size karşıt fikir üretmesi gereken kişiler olarak yetişiyoruz. Ve bu bilinçaltımızda hep var oluyor. Ve bir şekilde bu bize başka bir gard ve savunma mekanizması oluşuyor. O yüzden onların söyledikleri şeyi aslında mesela kendi annemiz yapsa belki negatif anlamlandırmayacağız. Ama onların yaptığı şeyi geçmiş öğretilerimizden dolayı negatif anlamlandırmaya yatkın oluyoruz. Ve kendini gerçekleştiren kehanet diye bir şey vardır psikolojide mesela. Şimdi biz kayınvalidelerin iyi olmayacağını ya da görümcenin iyi olmayacağını, bize iyi davranmayacağını ya da dışlayacaklarını düşünürüz. Ya da kocamızın bir şekilde onları tutacağını düşünürüz ve istemeden onu gerçekleştiren hareketlerde bulunuruz. Bilmeden bir bakışımız, bir sözümüz onları kışkırtmaya yeter ve gerçekten bize o şekilde davranmaya başlarlar. İşte bu bizim kendi kendimize dönüştürdüğümüz davranışlardır aslında. Sen içinde bu duyguları beslediğin için bilmeden aslında onlara tavırlı davranıyor olabilirsin. O yüzden hiç onun annesi, eşinin annesi konusunda haklı olmaya çalışma. Oraya gittiğinde gayet normal davran, herkese iyi davran, güzel davran. Sen zaten eşinle aran iyi. Hiçbir şekilde eve geldiğinde ne kayınvalideni şikayet et, ne görümcemi şikayet et, ne onlarla ilgili bir şey söyle. Tamamen nötr ol. Bir süre sadece bunu dene. Onların konusuyla hiç açma. Hatta eşine de söyle ya boş ver onlar bizim annelerimiz. Biz hiç eve gelince ne benim annemi senin anneni konuşmayalım. Biz birbirimize bakalım. Hamileyim bebeğimizi de kucağımıza alacak. Hiç bu konuları konuşmayayım deyip o konuyu evde hiç konuşmayın. Onlar
arada tamamen nötr davranıp hiç orada da kavgaya ya da haklı haksızlık eşinizin sizi tutmasını ya da tutmamasını gerektirecek hiçbir duruma girmeyin. Bir süre sonra aslında kendi içsel davranışlarınızın da buna yol açtığını göreceksiniz. İçsel düşünce ve davranışlarımız bir şeyi gerçeğe dönüştürme gücü var. O yüzden onları fark etmek lazım. Bazen bir şeyi biz yapıyoruz bilmeden, bilinçaltında. Ve şimdi sen ne yaparsın biliyor musun? Böyle davranmaya devam edersen eğer sen onların sorunlu gelin haline dönüşürsün. Evet. Bu kez sana belki sen kıskançlık dürtülerine de sahip çıkamıyorsun, onları kontrol edemiyorsun. Belki eşini ailesinden de kıskanıyorsun. Yok mu böyle insanlar? Tabii olabilir. O sevgi sana ait evet, olsun istersin sadece. Mesela eşinin sadece sana göstermediği ilgiyi onlara gösterdiğini düşünüyor olabilirsin. Onlarla çok mutlu olduğunu düşünüyor olabilirsin. Senin aslında çözmen gereken alan burası. Hı hı. Sen kendin iyileşmelisin. Evet. Değil mi? Evet, içsel dünyasındaki bir problemin yansımasını da yaşıyor olabileceği için o içsel dinamiğini belki bir değersizlik duygusu olabilir, yanlış düşünce ve inanışlar olabilir kayınvalideyle yardım ilgili. Yardım eder misin Esra bu küçük kardeşimize, canımıza? Alo. İsterse. Alo. Sana yardım etsin mi Esra Ezmeci? Tabii ki olur. Tamam mı? Çok sevinirim. Çok ben mutlu çünkü olurum. Ben iç sesim benimki beni hiç yanıltmaz. Hiç yanıltmaz hem de. Ben sen düzelirsen her şeyin düzeleceğine inanıyorum şu anda. Düzelirsen aynen, derken aynen, yanlış anlama. Aslında. Tabii ki çok düzgünsündür, hiçbir şey yoktur ama bazen genç yaşta o tecrübesizlikle bazı şeyleri anlamıyor olabiliriz biliyor musun? Bak göreceksin, Esra Ezmeci ile yol alacaksın. Evliliğin şekil değiştirecek ve kayınvaliden, kayınpederin o görümcen var ya sana hayran kalacaklar. Tamam mı? O zaman biz de elinden tutalım böyle bir değer duygumuz, böyle inanışlarımız iyice değişsin. Evet. O zaman telefonunu bırakırsın. Hadi şaşırt onları. Hı. Hadi şaşırt. Neşeli gelin sen ol. Senin etrafında dönsünler. Bırak. Kimsenin senin için ne dediği önemli değil. Seni güçlendireceğiz Esra'cığım. Çok evet, teşekkür ediyorum tabii, sana. Seve seve. Bize de sonucunu bildir olur mu? Bak çok merak ederim. Öpüyorum tamam, seni yanaklarından. Tamam, lütfen enerjini yüksek tut olur mu? Hamilesin. Senin her duygun bebeğine yansıyor. Öyle. Söz mü? Bırak ya kayınvalidem ne demiş, görümcem ne demiş. Allah sana en güzel duyguyu vermiş şu anda. Aynen. Karnına bir bebek vermiş. Yani bir eş vermiş, bir yuva vermiş. Ne istiyorsun daha? Tamam mı? Doğru, iyi ki aramışım. Ya seni ben yerim severim. İyi ki aramışsın tabii ki. Esra'cığım da ben de bazen böyle kendimi kaybediyorum. Evde gibi konuşuyorum. Çok affedersiniz. Özür dilerim. Sevgili Esra Ezmeci de seni ele alacak. Bak göreceksin. Sen nasıl bir gelin olacaksın biliyor musun? Herkesin parmakla gösterdi. Bu anneliğine de yansıyacak. Bu kadınlığına da yansıyacak. Öpüyoruz seni. Aydacığım telefonu alalım. Bu genç kardeşimizin Esra'ya teslim emanet edelim. Alo.